Artık son iki hafta Tonguç, gerçekten de zaman inanılmaz daraldı. Bu kızı geç soracağım ya. Peki ne yapmamız gerekiyor? İlk başta planla gitmemiz gerekiyor. Daha fazla çözümlü deneme çözmemiz gerekiyor. Denemelerde süre tutmamız gerekiyor. Bu acayip önemli bir başlık. Zaten bugünün gerçekten de en bomba, en flash başlığı bu. Mesela karşımıza şöyle bir deneme çıktı ve bu denemede şu soruyu çözmeye çalışıyoruz. Of. Bu soruya eğer sen bu sözel olduğu için 1,5 dakikadan fazla ayırırsan bitti. Zamanın geçti demektir. Veya bu matematik sorusuna sen 2 dakikadan daha fazla zaman ayırıyorsan çok büyük bir hata içerisindedir demektir. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Her soruya en fazla 2 dakika ayıracağız. 2 dakikayı veya 1,5 dakikayı geçmeyeceğiz sözel veya sayısala göre. Peki bir de bunların sonucunda da çözümlerini mutlaka çözmemiz gerekiyor. Öğrenmemiz gerekiyor. Hatalarımızın çözümlerini mutlaka öğrenmeye devam edeceğiz. Ve kendini asla ve asla kıyaslamayacaksın. Merve benden iyi yapıyor. Asla böyle bir şey yok. Asla bir şey. Şu anda tamamen kendine odaklan. Kendine oynamaya çalış diyoruz. Peki Hilal Nur Sarıçek çok güzel bir mesaj gönderdi. Gerçekten herkesin başında şu anda bu problem var. Hocam çalışmak istemiyorum. Hocam çalışmak istiyorum. Hevesli hevesli gidiyorum. Masama oturuyorum. Kitapları alıyorum filan. Sonra hevesim gidiyor. İyice bıktım, sıkıldım. Gerçekten de herkes böyle bir boş vermişlik havasında. İşte senin öne geçeceğin zamanı, hoş geldin Tomuş. Hoş bulduk. Gerçekten birçok insan şu anda bırakıyor. Patır patır dökülüyorlar. Çok çalıştım, yeter senelerde çalışıyorum falan filan diye dökülüyorlar. Sen şu anda bütün o dökülen insanların hepsinin önüne geçme fırsatına sahipsin. İşte son 2 haftada sabretmelisin Tomuş'um. 1 Haziran'dan sonrası için kendine bir ödül koy. Mesela de ki 1 Haziran'dan sonra kendime işte bilmem bir oyun makinesi alacağım. Veya işte bir tatile gideceğim. Bu kendine ödül koyaraktan Tomuş Hocam kendini rahat atmaya çalış ve 2 hafta sadece sık dişini şampiyon diyoruz Tonguç'um. Pişman olmamak için zamanı çok iyi değerlendirmesin. Zaman en önemli şey. Azra Koç demiş ki bize, nitelikli lise kazanamazsam ailemin bana vereceği tepkiden korkuyorum demiş. Hayır, hiç korkma Azra. Çünkü ailen seni sen olduğun için seviyor. Ailen başarını senin mutluluğun için, başarını senin mutluluğun için istiyor aslında. Yani ailen orada bir çıkar hesapları falan bir şey yok. Ailen seni zaten doğuştan seviyor. Sen onları çocuğun... Eğer kazanamazsan senin çocuk esirgeme kurumuna teslim edeceğim. Hayır, saçmalama, öyle bir şey asla olmayacak. O sadece sana böyle birazcık bir, hani böyle kışkırtmak için. Motivasyon. Hani ama bizde, bizim Türk ailelerinde şöyle ters motivasyon olayı çok daha etkilidir. Hani ya sen yapamazsın diyerek gaza getireceğini zanneder. Halbuki Amerikan ailelerinde veya işte Avrupa ailelerinde genellikle hep şeyler, yapabilirsin, yapacaksın. İşte o yüzden birazcık daha kendimizi daha yapabilirsin, yapacaksın şeklinde motive etmemiz gerekiyor. O yüzden ailemizin bu ters motivasyonuna kurak aldırma diyorsun. Hatta al anneni babanın karşına, anne lütfen benle bu son 2 haftada konuşmayın, stres yapmayın beni de, germeyin beni de, lütfen beni... Pozitif down oluyorum aynen. Lütfen. Asla down motivasyon yapma. Sınav, şunu unutma, sınavlar senden asla önemli değil. İleride Yaşar demiş ki, ben çok çalıştım aşırı ama bütün çabalarımın ve kurduğum hayallerin boşa gitmesinden korkuyorum. Bu herkesin yaşadığı bir şey. Sadece İlayda'nın değil ki. Çalışan, bir kere çalışan için sınav kolaydır. Ben mesela üniversiteye sınavına girdiğim zaman, ki bir anımı anlatayım sana. Tonguç, üniversite sınavına girdiğim bir akşam hiç uyumadım, biliyor musun? Aa. Yarım saatlik uykuyla sınava girdim. O da sabahleyin 5... Sınavda mı uyudunuz hocam? Hayır, aynen öyle. Gerçekten sınavda sabah 5.30-6 arasında uyudum. Ama çok çalışmıştım öncesinde. Bu doğru. Ama heyecan yaptığım için çalışmadım. Dedim ki ya sınav çok kötü geçecek. Zaten uykusuz sınava mı girilir falan filan. Ama korkularımı bir kenara bıraktığım zaman gördüm ki soruları pat 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 yapabildim ve hepsinden full çıkardım Tonguç'um. Dolayısıyla senin yapman gereken şey, ne kadar çalıştıysan onun karşılığını Allah sana verecek, bunu unutma. Soru çözmeye odaklanıp bu son 2 haftayı deli gibi çok verimli geçirmelisin. Eylül Ent demiş ki, hocam sizce günde kaç soru çözmem gerekir? Zaten bu klasik bir soru. Artık bunda günde kaç soru çözmem falan filan. Bunda şunu unutma Tonguç'um. Artık 1 Haziran'da biliyorsun 90 soru çıkacak karşına. Sen artık günde belki 2 deneme, belki 3 deneme çözmelisin. Artık deneme çözmeye odaklan. Artık konu çalışma, artık soru çözme, işte testleri bitireyim, konuları... Hayır, öyle bir şey yok. Senin yapman gereken şey artık deneme çözmek. Denemelere gerçekten yüklenip, ama bunu unutma, çözümlü deneme çözmelisin Tonguç'um. Bu da çok önemli. Zor konularda az ama öz soru çözmelisin. Özellikle matematikte Tonguç Hocam yeni nesil sorulara çok yüklenmelisin diyoruz. Uchila Itachi demiş ki... İtalyan.
Ha, Itachi evladım, bu ne İtalyanı? Apache. Apache değil evladım, Japon falan. Ha. Dikkat hatalarından çok korkuyorum. Hocam ne olur onunla alakalı bir video yapar mısınız demiş. Hiç korkmaya gerek yok Itachi. Çünkü bir kere şunu bilmen gerekiyor. Soruları gerçek sınav modunda çözmesi. Yani denemeyi açtığın zaman Tonguç'um. Denemeyi açtığın zaman. Telefonum yanında olmalı. Mesela gerçek sınavda ne diyor? Bak burada ne diyor? Burada toplamda 75 dakika diyor. O zaman zamanla başlatacaksın. Aynı optik formun da yanında. Optik formun da beraber doldura doldura gideceksin ve teker teker bu şekilde ilerleyerekten gerçek sınav modunda gitmelisin. Yani araya bir telefon girdi. Yok bilmem. Hocam ilk cümleyi okuyabilir misiniz? Orada ilk cümle vardı. İlk cümle en başta. Öbür sayfa. Öbür sayfa. Bir önceki sayfa. En başta hocam. En başta. Şurada çok geç bir şey yazıyordu. Evet ne diyor? Şurada. Öğrencinin dikkatine de bir şey. Öğrenci diyor. Sınav sürecinde cep telefonunuzu uçak moduna tutunuz demiş. Gerçekten de cep telefonumuza asla dokunmamamız gerekiyor. Ben uçak moduna alınca bir mesajlar gelmiyor hocam. Dikkatsizliğin başlıca sebebi Tonguç Evlal'ın bilgi eksikliğidir. Şunu unutma. Bilgi eksikliği dediğimiz şeyden hemen kurtulmamız gerekiyor. Daha çok hemen konuları bitirmemiz gerekiyor. Ama hızlı tekrarlarla unutma. Uyku ve beslenme de burada çok önemli bir yere geliyor. Unutma, hızlı son tekrar programında zaten son bir hafta içerisinde, bak bir haftalık çalışma programı, bütün konuları tekrar edebiliyorsun. Bu son tekrar... Ne var hocam içerisinde? Tonguç Hanım, 9 tane kitap var içinde. 9 tane kitabı sana göstereyim, hatta ufak bir hızlı bir şekilde ufak bir bağlı olacak ama acayip faydalı olacak sana bir bağlı. Mesela din son tekrarı, işte İngilizce son tekrarı, ondan sonra matematik son tekrarı, Türkçe son tekrarı ve ince kitaplar, böyle bir haftada bitebilecek bütün hepsini bir program yaptık zaten senin için. Fen son tekrarı, inkılap son tekrarı. Bir de Tonguç'um 3-2-1 bitirişi geri sayım denemeleri. 6 tane deneme var burada. Gerçekten bir haftada her gün birer deneme çözerekten bu işi bitirebilirsin. Tabi buradaki yeni nesil sorularla da gerçekten zaman tutarak çalışmalısın. Yani zaman tutmadan asla saatsiz, programsız asla hiçbir şey yapma diyorum. Videolu konu anlatımlarla bunu çok hemen programımızı da ver oradan. Zaten biliyorsun son tekrar programında bir sürü son tekrar yaptık. Birinci dönem son tekrarı, ikinci dönem son tekrarı, full tekrarlar yapacağız. Bir de sonra kesin çıkacak sorulardan sonra da hem sınav taktikleri veriyoruz sana, hem de dünyanın en uzun canlı yayınları da son tekrarla bitireceğiz diyoruz. Şunu unutma Tonguç'um, anne babanın bundan sonrasını izlesin lütfen. Anne gelir misin ekran başına? Aynen. Anne babalara dikkat diyoruz. Burada artık sizin yapacağınız şeyler çok önemli. Özellikle endişeyi kaldırmamız gerekiyor. Çocuklar zaten stresli. Hani benim çocuğum ne yapacak bilmem ne. Yani kendi çocuğunuzdan daha fazla stresli olmayacaksınız asla. Bir kere o onun hayatı, o kendi seçimi. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Endişelendirecek bir pozisyona asla çocuğumuzu sokmamamız gerekiyor. Sizin endişelendiğinizi fark ederse öğrenciler, sonra onlar daha da fazla endişeleniyor. Çünkü şöyle düşün. Mesela sen kaç yaşındasın anne baba olarak? 35-40 yaşındasın diyelim. Peki senin çocuğun kaç yaşında? 13-14 yaşında. Onun metabolizması seninkinin 3 katı, 4 katı hızlı çalışıyor. Sen bir streslenirsen o 5 stresleniyor. Çünkü zaten stresli ergenlik döneminin içinde. O yüzden mutlaka endişeyi kaldıracağız. Kıyaslama asla ve asla yapmayacağız. Çünkü Merve daha çalışkan. Çocuğunuzun kalbini kıran bir şey kıyaslama. Gerçekten sadece şey değil ya. Bu şu laf, demin söylediğin laf var ya Tonguç'um. Senin hani bir kulağından girip bir kulağından çıkmayan bir laf. Sen öylesine söylüyorsun ama mesela sen söyledikten sonra onu, o çocuk o gece sadece o lafları düşünüyor. Ve gece belki uyuyamıyor senin yüzünden. Dolayısıyla anne baba olarak mutlaka çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuğunuzun eşsiz olduğunu. Çünkü sizin canınızın bir parçası aslında olduğunu bilmemiz gerekiyor. Başkalarının başarılarıyla asla kıyaslama yapmayacağız. Ölçümleme dediğimiz şey de çok önemli. Bu sınavı çocuğunuzun geleceği ve mesleği ile bir tutmamamız gerekiyor. Neden diyeceksin Tonguç Evladım benim? Çünkü annen işte bu sınavı kazanırsan iyi bir şey olacaksın. Bu sınavı kazanmazsan berbat olacaksın. Kaport olacaksın. Hayatım kararacak. Asla öyle bir şey yok. Çünkü bu sınavdan sonra bir de üniversite sınavı var ki o çok 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 daha önemli. Mesela ben ortaokulda hiç iyi bir lise kazanamamıştım. Ama sonrasında liseden sonraki üniversite sınavında çok başarılı olup Türkiye'nin en iyi üniversitesine gittim. İşte burada şunu asla unutmayalım. Belki bu sınavda çok başarılı olamayacaksın ama önünde daha birçok sınav var. Belki üniversite sınavında da başarılı olacaksın. Ama ondan sonra dünyanın en büyük iş adamı olacaksın. Mesela bak bakalım işte bu Çinli Ali Baba'nın kurucusu adam. Hiçbir başarısı yok. Apaçıymış hocam. Bütün okullardan atılmış. Hatta birçok büyük iş adamı da bütün okullardan atılmış insanlar. Dolayısıyla lütfen illa bu okul sınav, her şey değil. Sınav, okul başarısını hayatımızın en önemli noktasına koymamız gerekiyor. Önemli olan insan, düzgün birey, akıllı, erdemli birey olmamız gerekiyor.
O zaman Tonguç Hocam, aktiviteye de önem vermemiz gerekiyor. Öğrencilerin başarı sonuçlarında iniş çıkışlar olabilir. Bunu kabullenmemiz gerekiyor. Okul, kurs, yazılı deneme çocuğumuzu inanılmaz yoruyor bir kere. Yani gerçekten, yani bazı çocuklar bıktı bile. Artık ders çalışmak bile istemiyor. Yoğun tempodan birazcık uzaklaşmak, birazcık böyle kafalarını boşaltmak gerekiyor. O yüzden böyle hafif aktiviteler bulunursa, özellikle son iki haftada böyle bir rahatlatmak için birazcık daha onlarla ilgili, hani böyle yarım gün mesela, tamam yarım gün çalıştın çocuğum, aferin, hadi seni böyle bir yere götüreyim. Yani bu şekilde giderseniz çocuğuna, hadi çocuk ders çalış, bak bütün gün çalışmasın. O zaman daha fazla stresleniyor, hiç çalışmıyor zaten. Odasına kapanıyor ya, çat hemen cep telefonunu açıyor, yok bilmem bilgisayar açıyor, zaten o gün gidiyor. O yüzden belki hadi çalışırsan seni şu aktiviteye götüreceğim falan tarzında motivasyonlar daha önemli. Takdir etmek inanılmaz önemli. Mutlaka güzel cümleler kurmamız gerekiyor. Zaten Japon bir bilim adamı yapmış, iki tane su koymuş Tonguç evladım benim. Sonra içine su koymuş, tamam mı? Sonra bir tanesi güzel sözler söylemiş, bir tanesi kötü sözler söylemiş. Ondan sonra bunları dondurduktan sonra bir bakmış, bunun buz kristalleri inanılmaz iyi söyledikleri şeyler, inanılmaz düzenliymiş buz kristallerinin atom parçacıkları. Ama burada ise çok düzensiz, çarpışık bir yapı oluşmuş. Oradan şunu anlamış: güzel söz maddeye bile etki ediyor. Biz insanız, canlıyız. Güzel sözlerle inanılmaz motivasyon kazanabiliyoruz. Dolayısıyla anne baba tarafından takdir çok önemli. O yüzden şunu unutmayalım: hiçbir sınav senden daha değerli değil diyorum Tonguç evladım. Bunu unutmadan çalışmaya devam. Son iki hafta mükemmel bir başarılı olacağız. Ve gerçekten son iki hafta denemelerle beraber, her gün deneme, her gün bir. Hedefi iyi olanlar iki. Hedefi çok yüksek olanlar üç tane deneme çözerekten başarılı olacak diyoruz. Son tekrar programımızı takip etmeyi unutmayın. YouTube'dan ücretsiz bir şekilde Tonguç 8. sınıf kanalında, biliyorsunuz. Zaten buradaki programımıza göre ilerlemeye devam ediyoruz. O zaman ödül sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayalım. Hadi bakalım biraz.